Şimdi bir dakika. Evet, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda değişik bir şey anlatacağım. Başlıktan da gördüğünüz gibi. İlk defa böyle oturmalı bir video olunca bir garip oluyor bu arada. Neyse olsun. Trendyol çekilişini kazandım. Ama bunun nasıl olduğunu, bu süreci anlatmak istiyorum. Çünkü YouTube'da bu tarz videolara baktığımda, yani işte insanlar anlatıyor da yok şöyle oluyor böyle oluyor falan diye. Benimki de biraz değişik olduğu için hem de bu kamera karşısında konuşma olayını da kendimi test edebilmek adına ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi olay nasıl oldu? Şimdi Trendyol'da çekilişler var. Çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum zaten. Orada işte 3 liraya, 4,5 liraya, 7,5, 9 liraya falan çeşitli ürünler için bilet alıyorsunuz, çekilişe katılıyorsunuz. Daha sonra yaklaşık işte 20 gün, 1 ay sonraki, 1 ay sonra o çekiliş açıklanıyor. Milli Piyango tarafından bu arada, onlar gerçek. Kazanıp kazanmadığınız hem Trendyol'da da hem de Milli Piyango'nun sitesinde de zaten yazıyor. Ben hep Trendyol çekilişlerine giriyorum. Yani hep değil. Her ay da girmiyorum bazen. Girdiğim oluyor. 3 tane telefon çekilişine girdim ve arkadaşıma dedim ki bu üçünden dedim biri bana çıkacak, çok hissediyorum. O dedi ki çıkmayacak. Dedim ki çıkacak. Sonuç çıkmadı. Neyse çıkmadı. Bir de ben o an ilk defa canlı olarak Milli Piyango çekilişlerini izliyordum. Ve dedim ki bir tane daha dedim şansımı deneyeyim. Bir defa daha girdim. Bir tane daha telefon çekilişine katıldım. Sonra bu çekilişin açıklanma tarihi de 18 Ocak günüydü. 2024. Tabii ki 2023 olacak hani. Bu arada şöyle bir dipnot geçmek isterim. Ben 3 aydır telefon almak için çırpınan bir insanım. Bunu çevremdekiler biliyor zaten. Yani kenarımda varımı yoğumu telefona verme hazırım. Bir yandan da yurt dışına çıkma gibi, işte gezmek gibi düşüncelerim, hayallerim olduğundan dolayı da o kadar para da vermek istemiyordum ama çok istiyordum. Çünkü o tarz şeyler yaptığım için ihtiyacım olduğunu da düşünüyorum. Hala da bu fikrin arkasındayım bu arada. Ama bütün hepsini vereceğim için paramın, hani bekliyorum yani vermesem mi ya da ne yapsam ne etsem falan diye düşünüyorum. Sonra 19 Ocak günü telefon almaya karar verdim. iPhone 13. Bu arada bir dakika dur. 17 Ocağı 18'ine bağlayan gece saat 1 gibi falan ben uyumadan dedim ki ben dedim çekilişe katılmıştım dedim. Açıklandı mı açıklanmadı dedim, bir gireyim bakayım. Girdim baktım. İşte saat 1'de açıklanacak yazıyordu öğlen. Dedim ki neyse kazanamayacağız zaten. Yattım uyudum. Ertesi gün oldu. Tabii çekiliş falan hiç aklıma gelmedi yani benim bir daha öyle bir şey. 18 Ocak geçti. 19 Ocak günü ben sabah telefon almaya gittim. Aldım. Eve geldim. Mutluyum. Ama bir yandan da paramı da harcadım. Geldim kurulum yapıyorum. O sırada da arkadaşlarımla Netflix'ten dizi izliyoruz. Discord'a bağlanmışız. Sesli bir şekilde dinliyoruz. İzliyoruz işte. Kurulum yaparken iki telefon yan yana. Benim bir önceki telefonum Android bu arada. Yani böyle çok bir şey olacak ya da bir hata olmasın diye hiç dokunmuyorum bile telefonları. Öyle duruyorlar. Ben bir numaradan arandım sonra. Dizi izlemeden yaklaşık bir saat önce falan oluyor bu. Ben de bilmediğim numara olduğu için kapattım. Neyse ondan sonra yaklaşık bir saat sonra bana mesaj geldi. İşte Trendyol çekilişini böyle 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 kazandınız. İşte en kısa zamanda başvurmanız gerekmekte işte süresi dolmadan falan diye. Arkadaşıma dedim ki, diğeri lavaboya gitmişti. Durdurmuştuk diziyi. Dedim ki bana dedim bir mesaj geldi dedim. Trendyol çekilişini kazandınız falan. Sırada yanlışlıkla ben mesaja tıklamıştım. Kurulum sayfasından çıktı telefon tabii ki. Ben de panik yapıp hemen geri döndüm kurulum sayfasına. Neyse bana dedim böyle böyle mesaj geldi. Tam olarak okuyamadım dedim. Panik yaptım, bir telefon aktarım yapmaz diye dedim arkadaşıma. O dedi ki sakın linki varsa basma, onlar dolandırıcı. Neyse dedim bir girip teyit edelim hadi. O sırada Discord'da olduğumuz için ben ekran paylaşımı yaptım. Trendyol'a girdim. Şanslı çekiliş sayfasına girdim ve tebrikler kazandınız. Ekrana bakıyorum. Diyorum ki emin miyiz? Ruslan da ekrana bakıyor. Lan falan dedi böyle. Lan lan falan sesleri yükselmeye başladı. Bak hala inanmıyoruz Trendyol olmasına rağmen. Girdik o Milli Piyango'dan açıklandığı için, bir de o sırada hani orada info simgesi var ya, kazananların ne yapması gerektiği yazıyor. Oradan işte girdik baktık şu sayfaya girin, işte Milli Piyango'nun şuna girin. İşte orada çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz falan yazıyor. Diğer arkadaşım da tuvaletten geldi. O da bakıyor ne senin şansına falan filan, böyle o delirdik yani o an. Böyleyim yani, mouse falan böyle. Girdim baktım.
Orada da aynı ürünün aynı bilet numarasının kazandığı yazıyor. 200 bin kişi arasından 12 kişi. O sırada hala kurulum yapılıyor. Bu arada kazandığım ödül iPhone 15 Pro Max. 256 GB titanyum rengi. Anneme bir seslendim. Annem içeriden geldi. Dedi ki ne oldu? Dedim ki panik yapma. Ben dedim çekilişi kazandım. Dedi ki nasıl yani? İşte dedim böyle böyle böyle. Dedi ki dedi onlar dedi dolandırıcı oluyor. Sonra çıktı odadan. Boş verdim o sırada annem. Ondan sonra işte halletmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. 20 dakika bana prosedürü anlattı bir telesekreter. Bekle babam bekle bekle ama bekle. Sonra açtı telefonu işte dedim ki ben dedim çekiliş kazanmışım ama emin değilim yani doğru mu bir şey yapmak istiyorum. Oradaki adam da dedi ki hangi şehirden dedi ve dedi isim soy isim alabilir miyim dedi. Öbür arkadaşım yazıyor da yine boş yapmış. Ondan sonra nerede kalmıştım? Bana ne anlattığımı unutturdun şimdi. Alper. Neyse tamam. Konuşuyorum adamla söyledim. Adam dedi ki evet de daha önce aranmışsınız dedi. Telefon işte, ulaşamayınca dedi mesaj atılmış. O sırada ilk defa hayatımda bir telefonu açmadığıma bu kadar pişman oldum. Dedi ki biz size form yollayacağız dedi. İki tane doldurmanız gereken form var. Biri işte çekilişe dair, öbürü de hani yasalar, kanunlarla ilgili bir şeyler vardı. Onları onaylıyorsunuz. Islak imza istiyorlar. Kimlik fotokopisi istiyorlar. Önlü arkalı. O şekilde size mail atılıyor zaten neler istendiğine dair. Telefonda bana öyle söyledi. Onları doldurup zarfın içine koyup istenilen adrese kargoluyorsunuz. Kargo ücreti sizden. Zaten onu da ben karşılayayım bir zahmet. Hiç sorun değil. Hemen ertesi gün çıkarttım. Cumartesi günü kargoya verdim ben bunları. Pazartesi günü benim formum onların eline ulaştı. Beynim çok yoruldu anlatırım. Salı günü de telefon geldi. Şimdi ben telefonu görmem lazım yani. Belki de salatalık da çıkabilir içinden. Yani garanti edemiyoruz. Hala. Sonra gittim. Firmadan almam gerekiyor. Evet teslimat yapılmıyor. Kimlik kontrolü karşılığında alıyorsun zaten onu. Sonra aldım elimi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Hemen eve geldim. V15 Pro Max. Bu arada şu an ben kendi evimde olmadığım için telefon fotoğraflarını falan çekmiştim zaten. O yüzden şu anda buraya her şeyi kanıtıyla koyacağım. İçinden de minik bir kart çıktı. Onu da buraya koyuyorum işte. Şansınız bol olsun gibisinden tebrik ederiz diye bir kart da çıktı. 15 Pro Max'e sahip oldum 13 kurulumunu yapar iken. Bir günde 2 iPhone. Ama şu an 13'ü kullanıyorum. Bilmiyorum bakacağım onun duruma göre. Bunu sonra çevremdekilere söyleyince herkes dedi ki İşte oha tanıdık birine çıkınca bizde şey olur diyorduk işte hep kendi çevrelerinin çıkıyor zannediyorduk. İnanmıyorduk böyle şeylere çok sevindik falan filan diye bayağı iyi dönütler aldım. Bu arada kime söylesem bunu herkes gitti Trendyol'dan bilet aldı. Yani ben Trendyol'a para kazandırdım. Bu Trendyol videosunu da çektiğim için Trendyol bunu gör ve bana sponsor ol. Yani ben öyle boşa video çekiyor olmayayım. Yani herkese söyledim oradan buradan. Herkes inandı güvendiği için artık Trendyol çekişlerine girmeye karar verdi. Yani ben bile bana çıktıktan sonra girdim 3 bilet daha aldım. Gerçekmiş diyebilirim yani. Süreç bu şekilde işliyor. Kısaca çekilişi kazandığınızı öğreniyorsunuz. Biletinizi check ettikten sonra çağrı merkezini 20 dakika bekliyorsunuz maalesef. Onlar size mail atıyor. Gereken formları çıkartıyorsunuz. Islak imzalı bir şekilde imzalayıp nüfus fotokopisini çıkarttıktan sonra kargo şirketiyle yolluyorsunuz. Şu en kısa zamanda size hemen ürününüzü yolluyorlar gerçek. Şansın diyelim. Yani sonuç olarak böyle. Bu süreci açıklamak istedim. Çünkü insanlar doğruluğuna inanmıyorlardı. Bundan sonrası için de şansın bol olsun. Sizin de şansınız bol olsun. Bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Bir de ilk defa böyle kameraya karşı konuştuğum bir videoydu. Bundan sonra kameraya karşı ne konuşabilirim? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer içeriklerime de göz atmayı unutmayın. Yani vloglarıma ve müziklerime de olabilir. Özellikle İzmir'de sokak lezzetlerini denediğimiz İzmir sokak lezzetleri videosunu son videom. Onu da bir check etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Bye.